Sabah raporundan herkese günaydın. Ben Açıl Sezen. Bugün sabah raporunda TFG İstanbul Menkul Değerler Genel Müdürü Mete Yüksel bizlerle birlikte. Mete hoş geldin. Hoş bulduk. Teşekkürler. Şimdi dün Merkez Bankası'nın faiz kararı vardı. Kararın ardından 15'e çekti Merkez Bankası. Piyasada daha yüksek beklentiler vardı açıkçası. Hani bazı anketler, bizim anketimiz mesela 25'i işaret ediyordu. Yabancıların katılımlı olduğu, yoğun katılımlı olduğu anketler biraz daha düşüğünü işaret ediyordu ama hani 15 diyen pek çıkmıyordu açıkçası. Dolayısıyla 15'i gördükten sonra piyasada öncelikle CDS'te bir 25-30 bas puan, hatta biraz daha üstünde bir ara, sonrasında kapanışta biraz geri geldi ama bir yükseliş oldu. Kur ilk etapta 24'ün, bu sabah Asya işlemlerinde ise 25 liranın üzerine geldi. Hatta şu anda 25-30'a kadar yükseldik. Euro TL'ye baktığımız zaman da 27,5 liranın üzerine kadar geldik. Dolayısıyla sepet bazında da ciddi bir hareket yaşandığını gözlemliyoruz. Diğer taraftan da hani Borsa İstanbul'da bankalar biraz negatif ayrışmakla birlikte, özellikle hisse senetlerinin sanayi tarafında ya da döviz geliri olduğu düşünülen şirketler öncülüğünde sert bir yükseliş, %4,5'un üzerinde bir artış, 5.428 puandan kapanış. Hem kararı ayrıca değerlendireceğiz, hem sektör sektör analizini yapmaya çalışacağız. Ne bekliyordunuz faiz kararından? Biz şöyle 15 puan artırım bekliyorduk. Yani 23.5'a çıkmasını bekliyorduk. Bizim beklentimizin çok altında kaldı ama şunu da söylemekte fayda var. Dönem içinde, haftalar içinde bu olay çok hızlı bir şekilde evrildi aslında. En başta işte 25'e 30'a çıkar denirken anketlerde, en son gün vesaire yapılan anketlerde çok ciddi aşağı geldiğini gördük. Birazcık sanki Sayın Gaye Erkan'ın yabancılarla yaptığı toplantıda bazı endikasyonlar vermesi ve hani burada acele edilmeyeceği, kademeli gidileceği, birkaç ay sonra belki ileriki enflasyona gelecek, geçecek bir faize ulaşılacağı gibi bir endikasyonlar verilmiş. Onun da belki etkisi olmuştur dönem içinde bunun aşağı gelmesinde. Ama hayal kırıklığı olduğu ortada. Çünkü Merkez Bankası'nın normalde hızlı bir şekilde enflasyonun üzerine götürmesi gerekiyor ki politika faizini enflasyonun önüne alabilsin. Aksi takdirde sürekli kovaladığı, enflasyonda sürekli kaçtığı bir ortama geliriz. Arjantin çok enteresan bir örnek orada. 97'ye gelmiş bir faiz varken %114 enflasyon var. 97 politika faizi. %114 enflasyon. Önüne çıkamadığın sürece sürekli olarak enflasyon artmaya devam ediyor. Yüksek olması tek başına bir anlam ifade etmiyor. Enflasyonun önüne geçmesi gerekiyor. Şimdi enflasyon vurgusu metnin içerisinde oldukça yoğun şekilde var. Deniliyor ki burada önce parasal sıkılaşma sürecinin başlamasına karar verdik. Enflasyonun ana eğiliminde yükseliş olduğundan bahsediyor yine para politikası kurulu metni. Ve gerekçelerine baktığın zaman da bir enflasyon neden olursa hepsini saymış. Talep yüksek, maliyet yüksek, hizmet enflasyonunda katılık var. Dolayısıyla enflasyonu çok net kabul eden bir metin var. Aynı zamanda çok konuşulan bu makro ihtiyati çerçeve, makro ve mikro ihtiyati artık bir noktadan sonra bu çerçeveye dönük de zamana yayılmış etki analizi yapılarak gerçekleştirilecek bir sadeleşmeden bahsediliyor. Yani metnin kendi içeriğinde çok bir problematik tablo yok. Piyasa metinden ne duymak istediyse onu duymuş. Ama faiz artırımı tarafı biraz beklentinin altında kaldığı için ciddi bir piyasa reaksiyonu var. Şimdi hem bayram öncesinde o piyasa reaksiyonu geçici midir? Birazcık belki bunu tartabiliriz. Bir de bir noktadan sonra insanlar ilk şoku atlattıktan sonra tamam ama bir de döngü başladı. Yani gerektiğinde yükselebileceğine dair mesaj da var bunun içerisinde diyerek biraz daha beklentileri normalize etmeye başlar mı, ne dersin? Önemli olan carry trade'dir. Carry trade de şudur, yabancının parasını bozdurup Türk lirası faize yatırmasını teşvik edebiliyor musun? Türk lirası faize yatırmayı teşvik ederken de eğer ki dolar TL enflasyondan daha hızlı koşar ise yabancı yatırımcı parasını kaybederek gider hard currency bazında, kendi parayı dolar ya da euro bazında parasını kaybederek gider. Ondan dolayı da
verilecek olan faizin enflasyondan yüksek tarafta tutulması gerekiyor ki yabancı geldiği zaman parasını kaybetmeyeceğini bilsin. Oradan bir reel olarak dönüş alabileceğini bilsin. Çünkü yabancı geldiği zaman Türk lirası vadeli mevduata parasını koymuyor. Gidip işte günlük, haftalık repoda parasını değerlendiriyor. Ondan dolayı da enflasyonun üzerinde faizi görmediği sürece carry trade için parasını getirmeyecek. Yerli tarafa baktığımız zaman yabancı bunu getirmeyecekse ben önden yükleme olarak bunu yapmama gerek yok. Dolar TL yükselişe devam edecektir varsayımı yapıyor. Ondan dolayı parasını dönüştürmüyor. Bu birazcık şuna dönüşüyor. Her zaman geçmişte gördüğümüz yabancıların bize too little too late dedikleri mevzu var ya, çok geç ve çok düşük miktarda. Şimdi uzun süredir beklediğimiz bir faiz artışı var ve beklentilerin altında gelmiş bir durum var. Bu şu anlama geliyor, bu yetmeyecek. Daha fazla faiz artışı yapacaksınız ki metinde de zaten bu tertemiz bir şekilde ifade edilmiş. Sürekli faiz artışı. O zaman ben faiz artışının geleceğini bile bile Türk lirası tahvil bonoya yatırım yapar mıyım? Biliyorum daha fazla artacak faiz. O zaman ben şimdi aldığım zaman bir kere piyasaya göre değerleme zararı yazacağım bir. İkincisi de kur yukarıya gideceği için oradan bir zarar yazacağım. Onun için ben beklerim. Bunun zirvesini, pivot noktasını beklerim. En tepeyi gördüğüm zaman tamam, yani enflasyonu aşmış bir faiz var. Bundan sonra aşağıdır yönümüz. Faiz indirimleri gelmeye başlayacak. O nokta benim geliş noktamdır. Yani düşen bıçak tutulmaz diye bir laf vardır ya. O aynı şekilde düşünmemiz lazım. Faizler en zirveyi zorlayacak. Oradan aşağı düşüş sinyali verdiği zaman giriş zamanı. Peki bu yabancı için yerli açısından yerli yani yabancıyı mesela, front load ediyor. Mesela şunu soracağım. Kurun yükseldiği ortamda yani seçim öncesinde 14 Mayıs'ta seçim oldu. 23 Haziran'a geldik. Bir ay geçti kabaca. Bu bir aylık süre zarfında kur 19.97'den 25 liranın üzerine geldi. Şimdi bu kabaca 5 liralık bir artış, hatta 5 liranın üzerinde bir kur artışı var. Yani neredeyse %25 kadar bir yükseliş yaşandı. Dolar TL hareketi yaşandı. Normalde bozum görmemiz beklenir. Bir miktar efektif girişi olduğunu duyuyorduk son bir hafta 10 günden bu yana piyasaya. Dolayısıyla hani politikaya güven ve o efektif girişiyle birlikte bunun biraz daha likidite sağlayabileceği de düşünülüyor ve konuşuluyordu. Şimdi aynı tema üzerinden devam edilir mi, ne dersin? Şöyle yani bir yerde döviz bozumu gelmesi lazım ya. Bu geldiğini görüyorduk. Yoksa birey bağımlı mı yoksa anlayış bağımlı mı bundan sonrası için? Evet. Bir trendin içindeyiz şu anda. Bir momentum var. Hiç kimse piyasayla kavga etmez. Yani bir miktar satış geldiğini gördük ama bu momentum varken, dolar TL'nin bu yükselişi varken yanında alternatifi ne diye baktığımız zaman yeni yeni işte %40'ın üzerinde Türk lirası vadeli mevduat faizlerini duymaya başladık. Bugün geldiğimiz enflasyon geçmişe doğru baktığımız zaman %41'ler civarında. 40 mevduat faizi var ama bunun üzerinde stopajı vesaire var. Neti 40'a gelmiyor bunun. Eğer ki önümüzdeki bir yıl enflasyonda beklenti anketinde %30'lar görünüyor ama kurda böyle bir hareket belki ama %30 olmayacak büyük ihtimalle. 40'a daha yakın bir seviye, belki daha yüksek bir seviye olacak. Yani onu 40 bariyeri desek, 40'ın üzerinde reel faizi cebine, 40'ın üzerinde, enflasyonun üzerinde bir faizi cebine koymaya başladığı nokta itibariyle bireylerin de dönüş yaptığını, daha hızlı dönüş yaptığını göreceğiz. Orada da yani bu işte TCMB'nin başkan yardımcısı düzeyinde bankaların hazinecileriyle görüştüğü ve mevduat faizlerinin yukarı gitmemesiyle ilgili bazı tavsiyelerde bulunduğu toplantıyı hatırlarız. Çok yakın bir zamanda oldu. Önümüzdeki dönemde rahat rahat faiz arttırın. Serbest piyasadır. Sayın Mehmet Şimşek de zaten bunu sürekli olarak vurguluyor. Yani arz ve talebe göre belirlenecek bir döneme gireceğiz. Ha, bu şekilde düşünecek olursak önümüzdeki dönemde işte 50'ye doğru yaklaşmış olan Türk lirası vadeli mevduat faizleri net bir şekilde aslında enflasyonun üzerinde reel faizi gösteriyor olacak. Bu ortamda bireylerin daha hızlı dönüştürebileceğini düşünüyorum. Şu anda geldiğimiz kur seviyesine de bakarak. Peki şimdi tabii ki bu söylediklerin önemli çünkü aslında TL'de muazzam bir faiz var. Yani kur korumalı mevduatta örneğin 43-45 tabela faizleri var artık. Evet. Dolayısıyla az buz faizler değil bunlar ama dönüştürmeye çok birebir dönüştürmeye yetmeyebiliyor. Bir de elbette bankaların dönüşüm hedefleri var. Şu an Temmuz ayı itibariyle daha da artacak olan bir dönüştürme hedefi var. Buralarda bir geri dönüş beklentisi vardı.
%60'ın üzerinde bilanço ağırlığını TL tutma yükümlülüğü de vardı. Bu kur yükselişleri bütün bankaları hesaplama metodolojisinden dolayı yeniden 60'ın altına doğru itmiş durumda. Şimdi bugün saat 16'da Merkez Bankası Başkanı banka genel müdürleriyle bir araya geliyor. Geçen hafta Mehmet Şimşek'le bir araya gelmişti Bankalar Birliği. Bugün Gaye Erkan'la birlikte, Hafize Gaye Erkan'la bir araya geliyorlar. Bu toplantıdan çıkabilecek olan Bankalar Birliği taleplerini biliyoruz da teknik düzeyde Merkez Bankası'nın o düzenlemelerin ne kadarını, dün söylenen metnin içerisinde yer alan mikro ihtiyati çerçevenin ne kadarının geri alınacağını, nasıl bir vadede geri alınacağını görmek gerekecek. Çünkü kredi yaratamıyor bankalar. Kredi yaratamadıkları için mevduat yaratamıyorlar. Mevduat yaratamadıkları için birbirinin mevduatına musallat oluyorlar. O yüzden mevduat faizleri de 50'ye doğru gidiyor. Evet, mikro ihtiyati ve makro ihtiyati tedbirlerde kademeli olarak geriye dönüş olacak. Burada bankaların bence dört gözle beklediği olay işte referans faizin %20 fazlası itibariyle %40'lık menkul kıymet tesis etme zorunluluğu. Hatta işte %80'i geçtiğinden %150 menkul kıymet tesis etme zorunluluğu en çok zorlayan kısım. Bundan dolayı ki Türk lirası kredi mevduat spreadleri bankaların negatifte. Şimdi dün faiz artışı geldi, beklentinin altında kaldı. %14.4 gibi bir şeydi daha önce işte bu ilk %20'lik bareme girmesindir. O %27'lere falan geliyor gibi ben hesaplıyorum. O şu referans faiz de benim hesapladığımdan farklı bir şekilde 1.36 ilan edilmiş. Ben 1.47 olmasını hesaplardım. Velhasıl 1.36'ya aldığımız halde %26'ya falan gelecektir diye tahmin ediyorum. Yine yeterli değil. Yani işte 40-50 aralığında bir vadeli mevduat faiz varsa 14'ten 26'ya gelse bile o barem yeterli olmayacaktır. Onun kaldırılması, gevşetilmesi veya farklı daha yukarıki bir kademeyle sınırlandırılması ihtiyaca bence bankaların en büyük problemi şu anda bu. İkincisi de ellerinde kilitlenmiş olan bir hani uzun vadeli tahvil portföyü var. 5 yıldan daha uzun vadeli işte %9-10'lara kadar inmiş olan faizlerle almış oldukları. Ağırlıklı olarak bunların vadeye sonuna kadar elde tutulacak menkul kıymet portföyünde değerlenmesi bence hiçbir şey ifade etmiyor. Bu hani bu ne kadar güzel problem değil, bankalara diyeceğimiz bir şey değil. Çünkü çok düşük faizle sürekli olarak faiz tahakkuku yazacakları çeyrekler ve yıllar boyu sürekli bir varlık var orada. Sürekli uzak bir varlık var yani. Orada. Evet, yani %10'la sen buradan bir gelir yazacaksın. %50'de öteki taraftan Türk lirası vadeli mevduatı ödeyeceksin. Çok ciddi bir negatif spread. Yani operasyonel güzel görünmeyen bir hadise olacak. Öteki türlü piyasaya göre bu değerlense yani darbeyi aldı. Bundan sonraki çeyrek itibariyle düzelecek diye bir rahatlama yaşarız. Tek seferlik bir olaydı. Bu temizlendi artık. Bu temizlenemeyecek gibi görünüyor. Temizlenmesi için şunun yapılması lazım. Bir şekilde bir takas yapılıyor olması lazım. Yani daha yüksek faizli bir şekilde maliyetin bölüşüldüğü vesaire. Büyük ihtimalle bankalar bunu da talep edeceklerdir. Şimdi bu düzenlemelerin geri alınabilmesi için normalde döviz talebinin durması lazım. O döviz talebinin durabilmesi için de yani evet bireysel bir süredir hakikaten efektif girişi de biraz önce söylediğim gibi vardı. Ufak ufak bozum da geldiğini duymaya başlamıştık. Burada hani daha önceki ilk %7'lik hareketin olduğunda şirketlerin alımları çok doğrudan belirleyiciydi. Şimdi alıcı satıcı, bireyselin satışı, işte kurumların alışı birbirini dengeleyebilir boyuttayken biz bu toplantıya girdik. Şimdi bundan sonra bu dengenin bozulmasını bekler misin? Yeniden bir hani bu tarafta özellikle dövize yönelim ya da bozum iştahının yani bugün satarsam ucuza satmış olurum bakış açısıyla daha hakim olacağı bir ortam riski var mı? Var tabii ama en azından şunu görüyoruz. Bundan bir ay öncesinde görmediğimiz bir olay. Alım satım arasında çok büyük spread varken ya da bankalar arası serbest piyasa arasında çok büyük spread varken bireyler özellikle bireyler tabii kurumlarda satma konusunda süper temkinliydi. Sattığım takdirde yerine geri koyamam. Arada çok büyük mesela onun için satmayayım. Aradaki spreadin düşük olması ve serbestle bankalar arasının bir araya gelmiş olması en azından yani fırsat gördükçe bunu yapmasını getirecektir. Her iki tarafını da getirecektir. Kaldı ki bir de şu da var. Faizler düşüktü. Bulunabilirlik tartışma konusu ama faizler düşüktü. Kredi kartında verilmiş olan limitler vardı zaten geri alınamayan. Orada bireyler kullanıyordu. Şimdi eğer kredi kartının aylık faizleri 1.36'lardan 2'ler civarına geldiği noktada bireyler diyecek ki ya bu çok pahalı. En son enflasyon işte 0.65'ti. Bu enflasyon çok üzerinde ben bir faiz ödemeye başladım. Elimde dolar vardı. Ben onu
satmıyordum bugüne kadar. Sürekli olarak kredi kartından nakit vesaire kullandım. Artık birazcık o dolarları satayım da kredi kartını ödeyeyim'e döner mi bireyler? Bunu da düşünmek lazım. Bu taraflardan da bir destek gelecektir. Şimdi faiz artırımı ister istemez buradaki harcama yaklaşımını da bir noktadan sonra etkileyecektir diye varsaymak lazım herhalde. Çünkü kredi kartı faiz oranından tut, işte nakit avans faiz oranlarına kadar bugüne kadar çok rahatlıkla kullanılabilen, çünkü gerçeklikten çok uzak bir politika faizi ve onun çerçevesinde oluşmuş aktif faiz oranlarıyla oluşan bir ortam vardı. Ne kadar borçlanabiliyorsan o kadar borçlanman, ne kadar vadeye yayabiliyorsan, taksite yayabiliyorsan o kadar yayman gerekirdi. Bu faiz artırımı onu bir miktar yukarı itti ama çok da bozmamış olabilir. Dolayısıyla talep bacağı için ne dersin? Yani talep bacağı hala devam edecektir talep. Bulabildiği kadar, çünkü bu bir faiz artırım döngüsünün içine yeni girdik. Bunun çok daha fazlası olacak gibi duruyor. Öyleyse o zaman şimdi almak da bir fırsattır. Hala geleceğe kıyasla daha ucuza kredi bulmanın bir yoludur. Kaldı ki yani 1 Temmuz'a kadar eldeki tüm işte kredi kartı borçlarından bankalar 9 taksit, 12 taksite kadar uzatılmasına izin veriyor hali hazırda yapılmış harcamaları. Onları 1.36 ile lock etmek için de son fırsatlardır bunlar. Peki sen banka olsan bu ortamda kredi vermek ister misin? Eğer artacaksa faiz. İstemem. Zaten bankalar da vermiyorlar ve faiz artması yoluna girildiğinden dolayı şu anda iyice iştahları düşük olacaktır. Ama menkul kıymet tesisiyle ilgili bir rahatlamaya gidilir ise elde hali hazırda çok ciddi bir yekün menkul kıymet var. O zaman sen bu işte %20'lik sınırı, %80'lik sınırı, yani referans faizin üzerine olan sınırı daha rahat aşabileceğin hale gelebilirsin. Yani artık %60 faizle kredi önerebileceğin bir noktaya kendini getirebilirsin. Hali hazırda nasıl olsa menkul kıymet ben almışım. Bunu o amaçla kullanabilirim. O menkul kıymet tesislerde gevşetilme olduğu varsayımı altında söylüyorum. Olmazsa? Olmazsa zor. Bekleyecek bankalarda aynen düşen bıçak tutulmaz gibi. O zirveyi görene kadar ayak sürecek. Yani kredi verir yine ama 3A reytingi olan şirketler ve bireyler bu kredilere erişim sağlar. Eleğin delikleri çok sıkı olacaktır. Bugün büyük olasılıkla Bankalar Birliği'nde banka genel müdürleri bu faiz sınırının, ticari kredilerdeki faiz sınırının tamamen kalkmasını talep edecekler. Dolayısıyla öyle 1.4, 1.8 vesaire değil, bu tamamen bir kalksın. Biz faizin geldiği yeri görelim diyecekler. Buna mesela Merkez Bankası'nın nasıl yaklaşmasını bekler? Çünkü o kalktığı an itibariyle faizler bu kez 40'lara doğru yükselecek. O zaman eğer faiz kaldırılacak, yani o cap kaldırılacaksa, faiz sınırı kaldırılacaksa, o zaman politika faizini burada tutmanın çok bir anlamı kalmamış olacak. Evet, aktarım mekanizması tamamen bozulur. O yüzden cevap bulamayabilirler mi? Ne dersin? Ve sadece komplikasyonu değil, bir kere kredi faizleri 40 olmaz orada. Bence 50 ve daha üzeri olur böyle bir serbestiyet olması durumunda. İkincisi de menkul kıymet tesisiyle ilgili olarak bankaların elinde tutmuş oldukları menkul kıymetleri tutma motivasyonları ortadan kalkmayacak mı açıl? Gidip o tahvilleri, bonları piyasada satmayacaklar mı? O zaman tahvil, bono faizleri nereye doğru gidecek? Yani bir anda 20'nin üzerindeki seviyede gideriz. Kendilerine de zarar verir. Öyle bir negatif sarmala sokarlar ki kademesiz bir şekilde bunun yapılması durumunda. Şu anda metazori olarak kendilerine verilmiş olan bir centilmenlik anlaşması içinde bir mutlu oldukları kısım da var bankaların. Burada tabii bankalar için net faiz marjı yaratma imkanı yok. Yani şu ana kadar da ancak giydirilmiş maliyetler üzerinden krediyi belirli bir seviyenin üzerine çıkartarak sadık müşterisine verdiği kredilerin devamıyla yürüdü hemen hemen herkes. Sınırın olmadığı yer bireysel taraftı. Bireysel taraf coşkun bir şekilde gitti. %150'lere falan ulaştı orada bireysel kredilerdeki büyüme hızı. Şimdi bundan sonra bu tarafa dönük bir şey bekler misin? Çünkü talep coşkun bir şekilde çağlaya çağlaya devam ediyor. Kuru yükselişi de özellikle tabii İthal mallar üzerinde fiyat artışı yaratacağı için yakalayan yakaladığı ithal malı bugünden almaya çalışıyor. Evet, önden yüklemeli olarak alıyorlar. Bireyler bu tüketime büyük ihtimalle devam da edeceklerdir. Özellikle 1 Temmuz'a kadar ki işte 1.36 faizin devam ettiği kredi kartı döneminde çok fazla önden yüklemeli olarak bu tarz alışverişlerin olmasını bekleriz. O da cari işlemler açığı üzerinde ekstra bir yük oluşturacaktır. Doğrudur. Peki bu ortamda banka alır mısın? Bankalardaki en büyük problem şuydu.
Türk lirası taraftaki negatif kredi mevduat makaslarıydı. Şimdi bu negatifliğin dibini taradığımız ve yukarıya döndüğümüz bir dönem içine gireceğiz. Artık 14'lerle 15'lerle ticari kredi zaten faiz arttırıldığından dolayı otomatik olarak verilmeyecek. İşte 26'lara vesaire çıkacak o. Üzerine de birazcık da o tarafta esneklik bugün alınabilirse daha da iyi faizlerle vermeye başlayacaklar. Bir kere o taraf yavaş yavaş geride kalacak. Faiz arttırımlarıyla ilgili eğer ki bir bazuka faiz arttırımı gelseydi, işte 25'lere 30'lara gitseydi politika faizi, onun en büyük komplikasyonu bankalar için aktif kalitesi tarafında olacaktı. Çünkü yükselmiş o çok ciddi yükselmiş olan faizler ekonomiyi yavaşlatacak, şirketlerin aktivitesi yavaşlayacak, şirketler de borçlarını daha zor öder hale geleceklerdi. Bireyler de keza 1.36 ile aylık ödemek kolay ama o zaman 3'lere çıkacak bir durumdan söz edecektik. O zaman fevkalade zor olacaktı. Onun olmaması aktif kalitelerini de koruyacaktır bankaların. Aksi duruma kıyasla konuşuyorum. Ondan dolayı bankalar aktif kalitesi daha iyi gidecektir. Spreadler daha iyi gidecektir. Bu ortamda da değerlemeleri de zaten ucuz. Bunları da yanına koyduğumuz zaman alırdım. Ne alırsın? Özel büyük bankalardan bir sepet taşırdım. Hangisini daha çok ağırlıklandırarak taşırsın? Yani ben daha çok Garanti Bankası'nı daha çok beğeniyoruz biz kurum olarak. İşte likidite karşılama oranının %200'ün üzerinde olmasını seviyoruz. Likit varlıkların toplam varlıkları içindeki payının %20'den fazla olmasını seviyoruz. Net faiz gelirlerinin işte %60'ından daha fazlasını nakit olarak tahsil etmesinden dolayı seviyoruz. Pek çok banka var çok karlı ama net faiz gelirlerine bakıyorsun işte %35'ini 40'ını nakit olarak tahsil etmiş. Orada biraz kaşımız kalkıyor tabii. Yani bunlar sürekli yeniden yapılandırıyor, faiz tahakkuk ediyor ama nakit tahsil edemiyor mu acaba kaygıları yaşadıklarımız da olabiliyor. Fiyatlama olarak da beğeniyoruz. Peki reel sektöre döneyim. Bu ortamda programı başlarken söylemiştim. Yani işte dün mesela döviz geliri olan şirketlere yoğun bir ilgi alaka oldu. Dolayısıyla hani bir o tarafta hareket var ama sanayi tarafı için ne beklersin? Şöyle hani sanayi demeyen banka dışı kesim diyelim. Mesela iskontolu gıda perakendeciliği. Eğer ki faiz çok ciddi artmış olsaydı, biraz önce bahsettiğim 25-30 bandına gelmiş olsaydı enflasyonla mücadele için daha güçlü bir adım olarak gördük. Enflasyon yavaşlayacak, düşecek, daha iddialı konuşabileceğimiz bir şey olurdu. Fakat şu anda biraz daha enflasyonun düşmesi zamana yayacak. O zaman bu enflasyonist ortamda iskontolu gıda perakendeciliği bundan istifade edecektir. Çünkü gelen enflasyonun temel ihtiyaç maddesi ağırlıklı satışı olduğu için satış fiyatına yansıtır ve faaliyet kar marjından da feragat etmeyerek çalışır. O zaman bu değerlemesini arttıracaktır. Artı ihracatçıların tamamı. İhracatçı dediğimiz zaman beyaz eşyacılar, otomotivciler, işte gıda, hazır gıda, hazır giyim. Bizim ana ihracatçılarımız bunlardır. Dövizle fiyatlayanlar var. Dövizle fiyatlayanlar yani pek çok hem yurt dışında operasyonu olan müteahhitlik şirketlerini de işte havacılık sektörünü, turizmi, demir çeliği, petrokimyayı, rafineşe hepsini bunun içine koyabiliriz. Ya mesela şimdi havacılık diyorsun, döviz geliri arttı diyorsun. Döviz cinsinden bilanço açıklıyorlar. Dolayısıyla aslında böyle şeyler de ama var. Türk lirası cinsinden piyasa değeri açıklıyorlar. İşte, o yükselecek. Yani, dolayısıyla aradaki farklar birazcık herhalde oralardan da şekilleniyor. Evet. Bir iki tane daha sorun var. Bu ortamda dövizin varsa dövizini bozup hisse senedine geçmek için uygun bir seviye var mı kafanda? Her zaman hisse senedinde fırsatlar oluyor. Tema değerlemeyi de döven bir şeydir. Teması güçlü. Yani ihracatçı şu anda bu kurla ihracatçı teması net bir şekilde var. O tarafta fırsatlar var. Topyekün Borsa İstanbul endeksini aldım, bekleyeceğim enflasyondan da daha fazla getiri sağlayacağım diye bir şey yok artık. Onun için süper selektif olmak lazım. Endeks almayacaksın, hisse bazında bakacaksın. Hisse bazında bakacaksın. Endeks aldığın takdirde yükselirsin, yukarıya gider. Sadece enflasyonu çıkartacak kadar yükselmezsin. Shortladığın zaman yanarsın ama. Shortlamayacaksın ama alternatif getiri aracının ne getirisi var? Yani Türk lirası vadeli mevduat. Yani bir yer bana 50 veriyorsa ben borsaya koymayı tercih etmem parayı. Yani çünkü 50 var yani. Faiz tarafı mı yoksa hisse mi dersem? Bana yok, sana var ama olan kesim varsa 50 Türk lirası vadeli mevduatta işte alacak. Ben tavsiye ediyorum onlara borsadaki yatırımlarını azaltsınlar.
50 ile Türk lirası vadeli mevduata koysa, eğer var ise böyle bir alternatifleri. Niye olmasın ki? Belirli büyüklüklere göre veriliyor o Türk lirasında vadeli mevduata faiz. Mesela şeyde KKM'de var yani %43-45 faiz. Yani bırak şeyi, hani düz mevduatı ki oralarda zaten var. Evet, stopajla 40'lara gelir. O da başa baştır aslında. Hani enflasyona en azından denktir gibi hissedip o tarafa da geçiş yapan eminim vardır. Beni cezbetmez ama. Yani ben hani 50 alırsam bozdurmayı düşünürüm, öyle söyleyeyim. Anlıyorum. Peki son not. Bu ortam tabii faizin yükseldiği ortam. Özellikle kredi ile iş yapan aracı kurumlar açısından da zorlayıcı oldu. Neden? Çünkü müşteriye kullandırdığı krediyi çok uygun kaynak maliyetiyle edinme şansına sahipti aracı kurumlar. Bu yaklaşık 1,5-2 senedir hem zaten işlem hacmi de belirli bir seviyeye gelmişti, hem de ucuz kaynak üzerinden kredi kullandırım mekanizması da çok iyi çalışmıştı. Ciddi avantajlar sağladı aracı kurumlara. Şimdi bu maliyetler yükseliyor ve belli ki yükselmeye de devam edecek. Dolayısıyla aracı kurumlar ve kredi kullandırım yaklaşımı üzerinde önümüzdeki döneme ilişkin nedir projeksiyon? Türk lirası vadeli mevduat faizi ana belirleyen burada. Eğer ki orası 50'li seviyelere giderse, aracı kurumların kendilerini fonlamak için tam takas banktan para buluyorlar ama finansman bonosu ihraç ediyorlar. O zaman finansman bonolarına işte 60 falan gibi faizler veriyor olmaları lazım ki bireyler %50 Türk lirası vadeli mevduata koyup param güvende olsun yerine sana vermek için bir uğraşa gireyim ben. Ekstra getir sağlaman lazım. Sen 50'nin üzerindeki oranlarla kendini fonluyorsan müşteriye nasıl kullanıyor? 60-70 daha yukarıki rakamlarla kullandırmaya çalışman lazım. Müşteri 1-2 gün tutuyor genelde pozisyonu. Onlar için çok büyük problem olmayabilir o günlük ekstrem ayda. Daha uzun taşıyanlar kullanmamayı tercih edeceklerdir. Kullana gelenler pozisyonu azaltmayı tercih edeceklerdir. Bu da tabii ki bir baskıdır Borsa İstanbul'da. Gördük çünkü mesela son 2 hafta içerisinde oradaki likiditeyi sağlayamayan, kredi maliyetini uzun vadeli taşımak istemeyenlerin dönüp ellerindeki malı piyasaya verdiklerini de gördük. Doğru. Çok rasyonel bir davranış. Çok rasyonel. Böyle de devam edebilir o zaman. Evet. Mete, çok teşekkür ediyoruz. Bugün bizlerle birlikte olduğunuz, sorularımızı yanıtladığınız için. Kısa bir aramız var. Sonrasında Ali Can Türkoğlu ile ikinci bölümde karşınızdayız. Sabah raporunun ikinci bölümüyle karşınızdayız. Ali Can Türkoğlu'yla birlikteyiz. Ali Can, günaydın. Günaydın. İlk etapta bir düzenleme regülasyon bacağıyla başlayalım. Kira artışlarını %25 ile sınırlayan düzenleme Temmuz itibariyle sonlanıyordu. Uzatıldığını görüyoruz. Bayram sonrası da yasalaşacak gözüküyor. Zaten beklentiler bu yöndeydi. Daha önceden açıklamalar da yapılmıştı. Dolayısıyla burada yeni olan konu mesela o düzenleme içerisinde torba yasayla beraber gelecekler. Gelecek düzenlemede. Eylül'den itibaren kira davaları dava açılmadan önce mesela arabuluculuğa gidecek. Böyle bir arada yeni bir düzenleme var. Bir de mesela aynı yani Adalet Bakanlığı'nı ilgilendiren torba yasanın içindeki maddelerde anladığım kadarıyla bir de 4 Temmuz tarihinden itibaren noterlerde gayrimenkul satışı, taşınma satışı yapılabilmesine izin veriliyor. Dolayısıyla burada kira artışının 2 Temmuz'dan itibaren %25 sınırın %25 olarak devam etmesi var. Artı açılacak davalarla ilgili olarak da dava açılmadan önce bir arabulucu mekanizmasının işletilmesi yönünde bir karar alınmış. Eylül'den itibaren davaların azalacağı yönünde bir beklentisi var Adalet Bakanlığı'nın ama önümüzdeki süreçte göreceğiz. Burada farklı beklentiler de vardı. %25 artar mı, büyükşehirlere ayrı bir uygulama gelir mi diye gördüğümüz kadarıyla böyle bir uygulama yapılmamış. Peki bu arada emekli maaş artışlarıyla ilgili bir şey duydun mu hiç? Bu en düşük emekli maaş... Zaten en düşük emekli maaşının yükseltilmesi var da... 7500 özellikle... liranın üzerinde alanların kademeli artışıyla evet. ilgili var. O torba yasanın içinde gelecek zaten o. Şimdi bayramdan sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sevk edilecek torba yasanın içerisinde bildiğim kadarıyla en düşük memur maaşının 22 bin liraya çıkarılması var. Artı emekli maaşlarıyla ilgili olarak da 7500'ün üzerinde alan, yani en düşük emekli maaşı olan 7500 liranın üzerinde alan emeklere kademeli artışın olacağı bir yasa maddesi var. Ama bu artışın
hangi ölçütte olduğuna ilişkin henüz bir bilgi yok. Çalışma Bakanlığı'ndan bununla ilgili bir açıklama yapılmadı. Bu arada emekli aylığında tabanın 7500 olarak konulmasının sebebi asgari ücrette rakamın 8500 olmasıydı. Asgari ücret gitti 11400'e. Dolayısıyla şimdi aradaki makas bir kez daha açılmış oldu. Burada yeni bir şey beklenir mi, beklenmez mi de tartışılıyor. Temmuz'da en düşük emekli maaşıyla ilgili ben yeni bir şey olmasını beklemiyorum. Ama Ocak ayından itibaren onunla ilgili yeni düzenleme yapılacaktır. Benim bildiğim kadarıyla ilk yapılacak düzenleme emekli aylıklarıyla ilgili olarak 7500'ün üzerinde alacaklara kademeli artışın sağlanmasıyla ilgili bir formül. Asgari ve emekli maaşı için arazan. Konuşuluyor ama torba yasanın içerisinde var mı onu da bilmiyorum. Peki devam ediyorum. Ama buradan. Bir refah payı gibi bir durum o kademeli yani artışın içerisinde olabilir. Üstüne de bir refah payı oluyor o ya. O olacak. İşte bu kademeli mesela. Artışın içinde olacak diye biliyorum. Kademeli artışın içerisinde olacak. Peki Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitti Mehmet Şimşek ve Cevdet Yılmaz. Orada çeşitli temasları olduğunu görüyoruz. Var mı herhangi bir şey? Bakanla görüştüler. Cumhurbaşkanı'nın bir ziyareti olacak Birleşik Arap Emirlikleri'ne. Onun öncesinde bir öncü ziyaret olarak da değerlendirilebilir. Büyük bir kaynak girişi bekleniyor anladım. Bekleniyor. Çok farklı rakamlar da zikrediliyor. Şimdi net olarak bir bilgim olmadığı için... O rakamları söyleyeyim. Yani bilmiyorum çünkü. Ben de duyuyoruz ama, da bilmiyoruz. Ama hani yok. Öyle 1-2 milyar dolardan çok daha büyük rakamlar bahsediliyor. Dolayısıyla hem uzun vadeli kaynak girişinin sağlanması hem de kısa vadede de bu finansal anlamda destek sağlanması ve iki ülke ilişkilerinin geliştirilmesi anlamında çok kritik bir ziyaret olarak değerlendiriyor ama bunu Ankara. Onu söyleyeyim. Yani Ankara tarafından bakıldığında Cumhurbaşkanı'nın Birleşik Arap Emirlikleri ziyareti önümüzdeki günlerde gerçekleşecek. Ve öncesinde Mehmet Şimşek ve Cevdet Yılmaz'ın yaptığı bu ziyaret çok kritik ziyaret olarak değerlendiriliyor. Ankara'da özellikle ekonomi yönetiminin bu öncü toplantıyı yapıyor olması, başta Birleşik Arap Emirlikleri, bilerek söylüyorum bunu, başta Birleşik Arap Emirlikleri olmak üzere diğer körfez ülkelerinden Türkiye'ye girecek sermayeyi oldukça artıracak ve bu süreci de hızlandıracak bir görüşme olduğu ifade ediliyor. Bu ve bundan sonra yapılacak. Yani yatırımlar duyuyoruz, gayrimenkul projeleri duyuyoruz, Türkiye'nin Ege bölgesine dönük bazı şeyler duyuyoruz ama bunların teyidi olmadığı için netleştirip bunların üzerinden konuşamıyoruz. Anladığım kadarıyla bunların teyidi de en azından işte bazılarının teyidi de Cumhurbaşkanı'nın o ziyaretinin gerçekleşmesiyle beraber olacak. Yani süreç başlatıldı gözüküyor. Zaten devam eden bir görüşme süreci vardı ama Cumhurbaşkanı'nın görüşmesi öncesinde Cumhurbaşkanı yardımcısı ve bakanın oraya gitmesiyle bu sürecin resmen başladığı ve Cumhurbaşkanı'nın Birleşik Arap Emirlikleri ziyaretiyle beraber de bunun işte o yatırımlarla veya işte yeni projelerle taşlandırılacağı yönünde Ankara'dan açıklamalar yapılıyor ama göreceğiz neler olacağını. Peki geçelim muhalefet tarafına. Cumhuriyet Halk Partisi'nde değişim temalı tartışma sürüyor. Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları var, İmamoğlu'nun açıklamaları var, il örgütlerinden gelen açıklamalar oluyor. Bir o taraf var, bir de İYİ Parti'de de yine kurultay çalışması var. Şimdi İYİ Parti zaten daha az krizli devam ediyor bu sürecine. Orada Meral Akşener'in vereceği mesajın ne olduğu merak ediliyor. Yani ittifakla ilgili. Yani bu bir seçim ittifakıydı. Seçim bitti artık ittifak yok mu denilecek ki bunu kurmayları söyledi daha öncesinde. Ki yaklaşan belediye seçimleriyle ilgili olarak da beklentiler var tabii İYİ Parti'de de. Veya şöyle söyleyeyim Millet İttifakı seçmeninde de. Dolayısıyla Sayın Akşener'in kurultayda vereceği o mesaj önemli. Yani Cumhuriyet Halk Partisi ile İYİ Parti arasındaki durum şu anda nedir? Buna ilişkin bir sinyal var mı yok mu? CHP tarafı ise oldukça karışık. Şimdi değişim temalı açıklamalar bitmeyecek. Zaten her parti yetkilisinin cümlesinin içerisinde bu değişim var. Ve anladığım kadarıyla bu büyük kurultaya kadar da devam edilecek Cumhuriyet Halk Partisi'ne. Şimdi 81 il başkanı ortak bir açıklama yaptılar. Ve bu ortak açıklamada diyor ki değişimi sağlayacak olan kişilerden ziyade fikirlerdir. Elbette bizler de değişimden yanayız ama itibarsızlaştırmayı da onaylamıyoruz, tasvip etmiyoruz diyor il başkanları. Ve kişi bazlı değişim talepleri sağlıklı sonuç doğurmaz, daha genel düzeyde bakılmalı diyerek aslında satır arasında Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na da destek olarak okunabilecek ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da daha geniş kapsamlı değişim talebine de
aslında tam destek vermeyecek bir açıklama olarak okunuyor CHP kulislerinde özellikle. Şimdi bunun üzerine Ekrem İmamoğlu'nun açıklamaları da var dün yapmış olduğu. Bir kere hani bu il başkanlarının yapmış olduğu açıklamanın tamamen il başkanlarının kendi iradesi olup olmadığı konusunda soru işaretleri var Ekrem İmamoğlu'da. Yani 81 il başkanı imzası var ama hepsi için geçerli mi? Sadece 4 il başkanı bunu kaleme aldı diye biliyorum diye bir açıklama yaptığı söyleniyor. Ama onun dışında toplumun CHP'den daha esaslı bir değişim beklediği ve bu tablo devam ederse yerel seçimlerde başarısız olunabileceğini de söylüyor İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı. Ama bunun karşılığında CHP Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu'nun da dün akşam televizyon yayında açıklamaları var. Diyor ki İstanbulluların oylarıyla CHP'ye yönetilmesi için emanet edilen İstanbul'u ben AK Partililere teslim etmem asla diyor. Dolayısıyla Ekrem İmamoğlu görevinin başındadır diyor. Bir. İki. Kendisiyle ilgili olarak da bugüne kadar kendisinin adayım demediğini ama delegelerin aday göstermesi durumunda da bunun ayrı bir şey olacağını, delegelerin iradesini hipotek koymayacağını ifade ediyor. Yani ez cümle Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki bu değişim tartışması bugünden yarına çözülecek bir tartışma olarak gözükmüyor. Alican teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Sabah raporuna böylelikle son noktayı koymuş oluyoruz. Hoşçakalın.